okudunuz? Yani aslında böyle bir röportajın yapılıyor oluşu bile bence, böyle bir sorunun yönlendiriliyor oluşu bile bence bu meselenin bir şekilde konuşulmasını, kamuoyu tepkisini almayı, gündeme sokmayı hedeflemek gibi bir şey geliyor. Yani işin doğal Bir de sürecinde... yanılıyorsam düzeltin. Bir süredir yoktu böyle bir şey ama iki tane üst üste oldu, değil mi? Bir süredir yoktu dediğiniz, yani ben aslında seçildiklerinden beri zaman Yani zaman... röportaj yoktu böyle bir. Bu ara televizyonlara çıkıyor ama birkaç kanala birden Ha, çıktı bu canlı ara yayına. yani O bir böyle yüzden hani belki. evet onu söylüyorum yani peş peşe geldi. Hayır, şöyle onu anlatayım. Çok yoğun bir talep vardı sen yavaştan. Çok özür diliyorum hocam. Rica ederim. Ha tamam, özel bir stratejim Yok diye yok, merak ettim zaten, evet. değildi. Hatta ilk sözü Sayın Uğur Dündar'a vermişti. O yüzden çıktı. Yani çok televizyon, yani iş yapmaktan iş yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla çok fazla da çıkmak istemiyorum. Yani iş konuşulsun, ben konuşulmayayım gibi bir yaklaşım var. Ama gerçekten biliyorum çok ciddi bir talep vardı. İşte çıkın çıkın vesaire falan diye. O yüzden o talepleri karşılamak için. Yoksa bir stratejinin parçası olarak çıkmadı Sayın Ya Mansur Yavaş. illa polemik çıkmasın diye şey yapıyorum ama yani Siz stratejim diyorsunuz. yani şöyle Çıksın çıksın hani şeyi buyurun. söyledi Ali Haydar Fırat, hadi susayım dedim tartışma çıkmasın. İşte belediye başkanları seçildikleri oyun üzerindeler falan filan. Dedim her şeyi de tartışmaya açmayalım. Doğru değil ama hani şey yapmayalım. Ama bir de bunu söyleyince artık buna itiraz etmek zorundayım. Yani Mansur Yavaş'ın ya bu zamana kadar sustu da bugün niye konuşuyor? O zamana kadar işiyle gündeme gelmeye çalışıyordu da bugün ne? Ya bu siyaset var, bu siyasetin doğasında var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Oradan da bir yere yürümek isteyebilirsiniz. Öbür tarafta İstanbul'da var. Onun adı geçiyordu ama onun özellikle bu tatil vesaire üzerinden yaşadığı kötü performans onu ciddi anlamda bir geri plana itti. Veya işte Pervin Buldan meselesinde topa girmesi falan özellikle milliyetçi seçmende terslik yarattı. Tam bu düzlemde Mansur Yavaş da dedi ki hani vursan gol olur. Ekrem Bey'le beni yarıştırıyorlar ama işte çok da önemli değil, biz ancak hizmette yarışır. Tam da gol atmak bu demektir. Yani Ekrem Bey Pervin Buldan meselesinde falan hata yaptı. Tam bugün çıkarsam ya bu Mansur Ama Yavaş daha iyiymiş falan şöyle bir filan denir düzeltme yani. yapayım. Ben biliyorum ki 3 hafta öncesinden belliydi. Yani Sayın Ya Mansur Ekrem Bey de Yavaş... 3 hafta öncesinden de bu tür hatalar Hayır. Yani yapıyordu. mesela Pervin Buldan'a örnek gösterdiniz. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın bu kanallar programı çok önceden belirledi. Ya. Yani bu tweetten önceydi. Bir gol atma gayesiyle gerçekten yapılmış bir şey değildi. O yani bildiğim için söylüyorum. Ya doğrudur ama işte golü attı yani öyle veya Önceden böyle. çekilmiş. Şey tam bu düzlemde işte ya muhtemelen en önde gözüken iki isim bunlar. Tunç Soyer değil yani mesela. Mansur Yavaş da Yalnız ekleniyor. Mansur Yavaş'ın başka bir açıklaması var. Ona da dikkat edelim. Hatırlayamadım. Yani Hangisi? yine aynı yerde diyor ki Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili benim görev süremin tamamını milletin tartması lazım. Sonrasını Allah bilir diyor. Tabii canım. Yani Buna dikkat edelim. 2023 sonrasına mı işaret ediyor? Sonrası mı? Yoksa şu anda millet tarttı, adaylık çıktı mı? Yoksa süre bittikten sonra mı? Yani bu cümleyi dikkate alalım. Sonrasını Allah bilir. Neyin sonrası? Hizmet süresinin sonrası mı? Yoksa belki millet diyecek ki Sayın Tarttı. Mansur Yavaş şu anda biz affedersin şu anda seni tarttık. Yeterli. Ve aday ol gibi. Yani dikkat etmek lazım bu sözlere. Peki Yok Hasan Bey canım, yani devam edin. aday kesinlikle aday, yani bunun aksini konuşmak, aksini düşünmek yanlış olur. Neden olmasın ki? Şu an en fazla konuşulan iki belediye başkanı ismi var. Bunların ikisi de aday. Bunlar bir döneme kadar yarış verecekler. Tam da bence şahlanmak için bu tür beyanlar vermek için uygun bir ortam. Bu tür beyanı da şöyle vermiyorsunuz. Ben adayım, Ekrem İmamoğlu aday olmasın, ben adayım, beni seçin falan, öyle bir şey demeyecek tabii ki. Yani tabii ki hizmetimize bakıyoruz. Vatandaş hizmet istiyor falan.
O hizmetleri saysın mesela, niye bunu konuşuyor? Saysın şunu yaptık, bunu yaptık falan, onu konuşmuyor. Peki burada Kemal orada... Kılıçdaroğlu, yani faktörü yok mu ortada? Bir dakika, ne oluyor? Siz belediye başkanısınız, bir durun bakalım. Ya ama onu söyledi ama Sayın Kılıçdaroğlu. Açıktan söylemiyorlar ki. O da öyle söylüyor. İşinize bakın falan filan söylüyor değil mi? O da onu söyleyecek. Mümkün olduğunca son ana bırakılacağını düşünüyorum ben bu işlerin. Ama o zamana kadar hani birisi hayır, patlak... Bir de şöyle diye... olabilir ya. Birisi patlak... Genel başkanlarıyla da ters düşmemek için... Mı? Falan bunları hep izleyip göreceğiz ama akıllıca olan yöntem son ana kadar bunu gömülü tutmak, son düzlükte adayı belirlemek, yani Millet İttifakı için akıllıca olan bu. Yoksa hani bugünden ortaya çıksalar daha şey olur, daha fazla yıpranır adaylar, bilmem ne olur falan, onu çok kaldırabilecek gibi siyasi performans göstermiyorlar. Hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu. Özellikle Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra birçok biliyorsunuz hani tatile gitmesiyle vesaireyle gündeme geldi. O anlamda eriyor yani bu tür düzlemde. O yüzden Millet İttifakı zaten son ana kadar bekletecek bunu. Ama bu esnada bu tür itişmeler, çekişmeler olur. Bunlar da tam tersineymiş gibi görüntü vererek olur. Siyaset dediğiniz biraz böyle. Ben adayım demekle olmuyor adaylık. Bir şekilde görev veriliyor size. Peki Hulki Bey, sizi de. Hı-hı. Genel başkanla bir de çatışmaması lazım. Biraz empati tabii. yapalım. Genel Başkan Kılıçdaroğlu daha önce demişti ki, ona da sorulduğu zaman birkaç ay önce bu iki belediye başkanı ile ilgili, belediye başkanlarımız politika yapmayacak, işlerini yapacaklar, hizmet yapacaklar Hı-hı. demişti. Şimdi bu sözün altında bir belediye başkanının çıkıp da ben aday olacağım, kısmetse olur veya benzeri cümleler kullanması zaten beklenemez. Genel başkanı önlerini kestiği için ya da yarınki cümlesine kadar önünü kesmiştir. Yarın Kemal Bey derse ki şunu göstereceğiz, bunu göstereceğiz, onlar da hayır demeyecek. Onun yanıtını bilmiyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığına, eskiden olsaydı başbakanlığa, bugün bakanlığa, bugün bir genel müdürlüğe hayır diyecek kimse hemen hemen yoktur. Ancak bulunduğu görevden daha aşağıda olursa hayır der bir insan. Şimdi yarın genel başkan ya da ittifak bu adaylar, belediye başkanı, potansiyel adaylar için ne karar verecek bilinmiyor. Yani gel derlerse herhalde hepsi evet diyecektir. Bir de şimdiden ya biz adayız diye gazeteci sorularına cevap verseler belki bir dahaki dönem belediye başkanlığı adaylığı bile ellerinden gidebilir. Adaylık bile ellerinden gidebilir. Yani bilinmezin içindeyken net konuşup kendilerini bağlamak, istikbalini kapatmak beklenemez. Yani bize ışık göstermiyor açıklamaları sonuçta. Peki Melih Güter? Yani şöyle, eğer çatı aday olmaz ise tabii ki şeyi var. Yani hem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın şansı var. Fakat hani Mansur Yavaş Ankara dışında diğer illerde ne kadar biliniyor? Buna dair benim çok fazla bir fikrim yok. Ama iki tarafında bir PR çalışması var mı? Bir hazırlığı var mı? Var. Yani ayda bir iki kere Titi listesine giriyorlar. Mesela Tunç Soyer girmiyor. Ama Mansur Yavaş hı hı. ya da işte Ekrem İmamoğlu yandaşları ya da anlaştıkları PR şirketleri zorluyor ve ayda bir iki kere biz böyle Titi listesinde bir güzelleme görüyoruz. Başka bir belediye başkanı görmüyoruz. Mesela Zeydan Karalar'ı görmüyoruz. Ya da Tunç Soyer'i görmüyoruz ama ikisinden birini görüyoruz. Dolayısıyla potadalar. Eğer bir çatı aday olmayacaksa o anlamda potadalar. Fakat hani şöyle de bir durum var. Sonuç itibariyle Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimali var. Nedir o? Şimdi hem İstanbul hem Ankara'da belediye meclisi çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Aday olduğu anda belediye başkanı el değiştirecek. Kemal Bey böyle bir risk alır mı? Onu da hesaba katmak lazım. Yani İstanbul'u ve siz Ankara'yı çeyrek asır sonra alabilmişsiniz. Çeyrek asır, dile kolay. Seçimsiz kaybetmek. Evet, evet. Yani çeyrek asır sonra İstanbul ve Ankara'yı almışsınız. Aday gösterdiğiniz anda burayı kaybediyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz belediye meclisi üyeleri toplanıyor ve adayları seçiyor. Çoğunluk Cumhur İttifakı'nda, iki ilde de. Ali Müfit Gürtünen'in Erdoğan'ın yerine gelmesi evet, gibi. Evet, yani burada hani direkt el değiştirecek.
O yüzden hani onu da bence es geçmemek lazım. Bunun hesabı kitabı tabii yapılır. Ama hani bu şeylerin aritmetiğin içine mesela Deva ve Gelecek Millet İttifakı'na dahil olacak mı? Olursa Kemal Bey'in dediği gibi bir oturup istişare edeceğiz deniyor. İstişare edilirse herkes kendi adayını gösterse işte ikinci tura kalan adayı destekleyelim denirse o zaman CHP güçlü bir aday koymak zorunda. Niye? Çünkü eğer ikinci tura kalacaksa teorik olarak bu doğal olarak CHP'nin adayı olacak. Yani %25 bağımlılığında olan tek parti CHP. Dolayısıyla CHP çoklu adayı da inceleyip sıkı dokmak lazım. Ama dediğim gibi evdeki hesabı da çarşıya uydurmak gerekiyor. Yani o ya da biliyorsun bir şeyden bahsediliyor. Bir metinle çıkacaklar. Bir aday olacak. Evet bu güçlü aday da olabilir ama parti liderleri başkan yardımcısı olabilirler. Tabii, tabii. Bu önden ilan edilebilir. Tabii. Ve işte 6 ay içinde... güçlü parlamenter sisteme geçiş hazırlanacak. 6 ay içinde bütün bu çalışmalar tamamlanacak. Hande, bunu da bu işte hanım, ittifakta yer alan partilerin önünde ilan edecek. O hesap uymaz ama. O hesap uymaz. Niye uymaz? Çok basit bir matematiği var bu işin. 4 işlem bilmek yeterli. Yani referandum aralığı için 360 milletvekili gerekiyor. Doğrudan olabilmesi için 400 milletvekili. Bu şu anlama geliyor. AK Parti %30'lara gerileyecek. Hatta %30'un da altına düşecek. İyi Parti %9 ile 10 bandına inecek. CHP 30'un üzerine çıkacak. İşte İyi Parti 15'in üstüne çıkacak ki bu dağılım böyle olabilsin. Şimdi AK Parti hiçbir ankette yani kararsızlar dağıtıldığında 40'ın altına düşmüyor. Hatta hani CHP anketlerinde bile 40 civarında hala. Şimdi dolayısıyla 360'ı yakalamak kolay değil. 400'ü hele hele yakalamak hiç kolay değil. Dolayısıyla AK Parti ve MHP bu pozisyonu koruduğu sürece bu parlamenter sisteme dönüş meselesi kağıt üzerinde kalacak gibi. Mesela bunu en iyi kavrayanlardan biri Muharrem İnce. Muharrem İnce o ilk adaylığında da söyledi, dönmek kolay değil. Çoğunluğu alsanız bile en az 200 sürer dedi. En son aday CNN yayına çıktı. Ahmet Hakan'ın programına orada ısrarla bir kez daha soruldu. Çok net bir şekilde dedi ki o çoğunluğu sağlayabilecek misiniz? Bu sorunun cevabı kimde var dedi. Çok doğru bir soru Muharrem İnce'nin sorduğu soru. Dolayısıyla ben onun zor olduğu kanaatindeyim. O yüzden de ben yani hani akıl vermek benim haddime değil ama ben mesela Millet İttifakı'nın bir paydaşı olsam böyle Cumhurbaşkanı tanımını işte bir şeyle Hipokrat yeminli bir hekim, bir yeminli mali müşavir gibi tanımlamam, bir lider olarak tanımlarım. Yani yönetebilecek kabiliyeti olan, hani futboldaki gibi iki ayağını da kullanabilen, sıçrayabilen iyi bir santrafor tanımı yaparım. Yoksa öbür türlü şansını azaltır bence. Peki bu konuda demin Hasan Bey de mi konuşmak istedi, ben yanlış? O senaryonun son derece gerçek dışı bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Tabii duyuluyor bu tür şeyler, konuşulacak tabii de. Yani parlamenter sisteme 6 ay içerisinde geri dönmek, işte parti genel başkanlarının başkan yardımcısı olarak atanmasını sağlamak falan... Bunların hiçbirinin zerre kadar siyasette gerçekliği yok. Yani şunu düşünün, %51 oy alacak birisi, öyle veya böyle fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı olacak. Ondan sonra ortada yazılı metin var. Referandum gerekiyor gene de. Nasıl? Yine de referandum gerekmiyor mu? Yok, hayır, parlamenter sisteme dönmekle ilgili değil. Ben yetkinin paylaşılmasında bile ya bakın şimdi belediye başkanlığı seçimleriyle falan karıştırılıyor bu iş. Bu iş öyle değil. Yani 4 tane parti. Yani şöyle mi? Güçlü çok özellikle soruyu da sorarak yanıtını alsam. Yani şöyle mi? Baştan insanlar güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyebilirler. Hedefini de buruna koyabilirler ama o koltuğu oturduktan sonra ne parlamenter sistemi böyle de bu güçlüymiş mi diyecekler yani. Ortada bir yazılı metin olsun, tamam mı? Ama ertesi günü mesela görev tesliminde falan filan bir ufak kriz çıkar.
O seçilen başkan Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir şey söyler. O ona söyler falan filan. Seçildikten sonra anlaşma o siyasi kriz esnasında masadan kalkıverir. Yani bu siyasetin doğası böyle. Öyle kimse bunun üzerine şey yapmaz, pozisyon kurmaz. Dolayısıyla bu işte seçilecek, seçildikten sonra da şu yol izlenecek falan gibi düşünmemek lazım. Bakın bir de belediye başkanlığı seçimleriyle falan karıştırıyoruz biz bu işi. Öyle değil kazın ayağı. Yani 4 tane parti diyelim en şey halinden. HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet. Bu dördünün Millet İttifakı olarak gittiğini düşünelim. Yani düşünsenize bunlardan bir tanesinin daha sıcak olduğu bir cumhurbaşkanı seçildiğini düşünün. Ötekilerle ilişkisi nasıl kurulacak sonra? Bu ittifak durumu nasıl sürdürülecek sonra? Asıl tartışmalı yer burası. Yani bir protokol mü imzalayacaklar? Topluma açık veya kapalı? Tabii tabii. Başkan yardımcılıkları için, bakanlıklar için. Evet öyle deniyor işte. Senin... Bunu da açıklayacaklar yani işte tabii, şöyle şöyle öyle. Şöyle bu metinde aynen anlaştık. İlk 6 ayda böyle olacak, sonrasında da böyle olacak. Bu protokolün içerisinde HDP nerede oturacak? Kendi adayını çıkaracak. Hayır hayır. O hükümet protokolü kuruyorsunuz ya. İşte bakanlıklar vesaire şunlar bunlar. HDP hangi bakanlıkları alacak mesela? Bunlar nasıl toplumla paylaşılacak? Şimdi daha o kadar karmaşık bir düzlem var ki sadece adayı belirlemekle falan bitmiyor. Savunma bakanlarına vereceğiz. Bu işler çok karmaşık işler ve o sıra o diyecek ki ben bakanlık isterim. Öbürü diyecek ki bilmem ne, o bakanlığı alırsın. Bunu toplum duyduğunda, HDP'ye verilen bakanlıklar falan duyulduğunda nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Daha biz bunları hiç konuşmadık. Ya hocam şey daha karmaşık değil mi? Yani Türkiye 2 yılda bir sistem değişikliğine gitti. 6 ay içerisinde uyum yasalar çıkaracaktı. 3 yıl geçti, hiçbir uyum yasası çıkarılmadı. Dolayısıyla yani Türkiye 150 yıllık, 200 yıllık bir birikimi var öyle ya da böyle, demokrasi ya da parlamenter rejim vesaire falan ne derseniz, anayasa geleneği falan. Böyle bir gelenekten 2 yıl içinde çıkıyor da tekrar o geleneğe öyle ya da böyle dönmek niye bu kadar zor olsun? O geleneğe dönmekle ilgili değil söylediğim şey. Yani zorluğu, onun idari veya hukuki düzenlemesini yapmakla ilgili bir zorluktan bahsetmiyorum. Aksine siyaseten seçildiği zaman kim seçiliyorsa o kendisini Türkiye'nin yeni lideri ilan edecektir tartışmasız. Referandum. Orada pratik bir ve siyasi bir sorun.